sevgili seyirciler şimdi son bir haftadır ekranlarda gördüğümüz bir konu var. Benim bu konuyla ilgili öncelikle biraz serzenişim var. Çünkü ben yıllardır televizyon ekranlarına çıkan biri olarak katıldığım programların bir çoğunda eski kayıtlarıma dönüp basın mensubu arkadaşlara özellik ediyorum. Eski kayıtlarıma dönüp bakabilirler. Ben Gayrimenkulle ilgili gayrimenkul fiyatlarının kira ve satış rakamlarının bu kadar yüksek olmasıyla ilgili hep defalarca kendimi yırttım bu konuda. Dedim ki devlet, devletimize seslendim. Bir birim kurmalı ve bu birim semt semt lokasyon lokasyon metrekare birim fiyatı belirlemeli. Bu metrekare birim fiyatı ki evlerin A kalite olmasına, lükslüğüne, içine yapılan e, kullanılan malzemeye göre de ee, bir oranı olmalı, ona göre artış göstermeli veya düşmeli diye bunu hep söyledim ve bunu da çok yakın arkadaşlarımla, meslektaşlarımla da çok istişare etmişimdir. Bu hafta gördüm ki aynı magazinciler gibi gayrimenkulcülerin de böyle bir basın e, topluluğu olmalı çünkü ben bunu söylerken yıllardır ekranlarda hiç kimse bunu alıp bir yerde e, dijital kanallarda veya ana haber bültenlerinde ya gayrimenkul e, uzmanı bir de e, Filiz Karataş var. O da böyle bir çözüm önerisi getirip bunu hiçbir yere taşımadı. Ama görüyorum ki bir tane gayrimenkul şirketi sahibi bile olamadan bir konfederasyon e, kurup ona başkanı, emlak odası başkanı olmuş kişiler PR yaparken çok da güzel başkalarının fikirlerini asla adımızı geçirmeden fikrini beyan et. sanki kendi fikrimiş gibi beyan ediyor. Bu hafta bu konuyu benim sevgili ortağım Gamze Özü de kanallara konuştu. Ama biz ondan onunla istişare ediyoruz. Bu fikir benim fikrimdi. Ama bütün ana haber bültenlerine ve kanallara, dijital haber kanallarına bu bir federasyon başkanının fikriymiş gibi sunuldu. Ben bunun için özellikle öncelikle kırgınım. Yani mesleğimizde bize sahip çıkılmamasına illa söylediğimiz öneriler için bir federasyon başkanı veya bir dernek başkanı mı olmamız gerekiyor diye e, dönüp defalarca kendime sordum. E, eğer böyle olması gerekiyorsa hay hay çok zor değil bir e, dernek kurmak ama önemli olan etik ve ahlaklı çalışmaktır, emeğe saygı duymaktır diye. Bağlamak istiyorum ve sizi reklamlara gönderiyorum. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz üzere e, biraz e, sinirli demeyeyim de kırgınım diyerek söze devam etmek istiyorum. Ama konuyu burada hemen çok da uzatmadan bağlamak istiyorum. E, lütfen basit mensuplu arkadaşlarımdan e, biraz daha... Gerçekten işini etik ve aylaklı yapan insanlara daha özen gösterip aynı magazin haberlerini çekip çıkardığınız gibi bizimle ilgili önerilerimizi de alıp medyaya taşımanızı istiyorum. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine dop dolu bir içerikle program geçirdik. Haftaya aynı saatte yine bu ekranda sizlerle görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.